arabaya kadar geldik. Sen dön istersen. Yalnız bırakma Rüzgar'ı. Tamam. Vazgeçtim. Bugün o kadar üzüldün ki gözlerindeki hüznü silmeden yollamam seni. Sinan zaten her gün hüzünlenecek bir şeyler oluyor. Evet, zor olacağını biliyorduk. Ama emin olduğumdan sonra daha da zorlayacaklar. Biz yeter ki birbirimize güvenelim. Ve yeter ki birbirimizden hiç ayrılmayalım. Sonu mutlu olacak diyorsun. Ondan şüphem yok. Da ben her anı mutlu olsun diye uğraşıyorum. Bana ilk aşık olduğun anı hatırlıyor musun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Gelsene bir dakika, gel. Gel, gel, gel. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu anne? Necla teyzeni hatırlıyor musun? Adana'daki mi? Hayır, Çeşme'deki. Ölmüş mü? Aa, Allah korusun kızım. E ne olmuş? Onun bir torunu vardı hani. Balet olan değil de öbürü. Ha şey diyorsun ya, Doğan. Doğan mıydı adı? Hmm, Doğan, Doğan. İç mimarı olmuş şimdi Doğan. Ay o şey yapamazdı ya, bisikletin üstünde doğru dürüst duramazdı. Kızım o küçükken canım, büyüdü çocuk şimdi artık. Aman eminim hala sümsüktür. Hayırdır Süheyla Hanım, nereden aklınıza düştü gece gece o oğlan? Canım internette dolaşıyordum öyle, o sıska çocuk gitmiş. Yerine böyle dalyan gibi hoş bir çocuk gelmiş. Amerika'da yapmış yüksek lisansını da. Hmm. Süheyla, o yola hiç girme, bak çok fena kapışırız. Hangi yol Rıza? Pardon da hangi yol? Yani lafın sonunu dinlemedin ki. Necla teyzen dedi ki, çocuk biraz kilo almış galiba. Bir Pelin bakabilir mi ona dedi. Hmm. İyi. İyi, bir ara gelsin kliniğe, ben bakarım. Ha tamam, çok güzel. Adamın gayrimeşru çocuğu varmış Rıza. Süheyla, sen akıllanmazsın. Vallahi billahi akıllanmaz. Öf.
Başkanım hayırlı olsun. Başvurmak bir ihaleyi kazanmanın yarısıdır demişler. Uydurma, uydurma. Bin tane adam giriyor ihaleye. Ya vallahi biz kazanacak ya, içime de uyur. Sus sus, bana da öyle geliyordu bakalım. Değil mi? Oo. Çocuklar. Ben de size bakınıyordum, geç kaldınız. Son görüşmemizden sonra kaç sene oldu ya? 10 mu? Bilmem. Cemal abiye sormak lazım. O daha iyi hatırlar. Kendini uzun bir süre göstermezsiniz zannediyorduk Rıza Bey. Kalıcı olacak diye duyduk ama tıp bayağı ilerlemiş demek. Cemal'e bak ya. Dünkü çocukları yollayıp beni korkutabileceğini zannediyor. Zannetmiyor aslında. Kendinden emin. Allah Allah. Bak evladım. Git söyle Cemal abine. Ben usulünce giriyorum bu ihaleye. Öyle de varım, böyle de varım. Elinden geleni de ardına koymasın. Başka da bir diyeceğim yok. Ben de sana girmeyeceksin diyorum. Hadi bakalım kimin dediği olacak. Yürü Zübeyir. Başkanım, yara vermek gibi olmasın ama bu adamlar öyle durdan sustan anlayacak tipler değil. Sen işine bak Zübeyir. Bakayım bakmasına başkanım da. Ya şimdi seni beni geçtim. Bunlar yani çoluğa çocuğa saracak cinsten ha. Olmaz bir şey. Hani diyorum Adana'ya bir haber salayım. Bir kamyon adamı yığayım buraya. Ondan sonra da işte... Tamam. Ben gereken görüşmeleri yaparım. Sen rahat ol. Ama sen de Süheyla ile Pelin'i yalnız bırakma sakın. Bakarak ol. Hatta icabında birkaç kişi tak bizim çocuklardan peşlerine. Çaktırmadan baksınlar. Tamam başkanım, aklın kalmasın. Bak bakalım değişmiş mi Pelin? Yazlıkta iddiaya falan girmiştik. Büyüyünce çirkinleşir diye ama sınırları epey zorlamış Pelin. Genlerimiz sağlam Doğancığım. Peki yani anlamadım, niye diyetisyen? Ne bileyim ben Pelin'den böyle daha çok halkla ilişkiler, reklamcılık falan gibi bir meslek beklerdim doğrusu. Onu da kendisine sorarsın artık. Laf oraya gelirse tabii. Konuşacak çok şeyiniz vardır eminim. Umarım. Yalnız Doğan, bu konuşma aramızda kalacak, tamam mı? Rıza'nın kulağına sakın gitmesin. Ne de olsa bir Anadolu erkeği o, biliyorsun. Sen hiç merak etme Süheyla ablacığım. Yani böyle bir şeyi ısrar etsen bile ben gidip Rıza amcaya söyleyemem zaten. Bir konu daha var. Pelin'le böyle kendiliğinden denk gelmiş gibi görüşmeniz lazım. Benim ayarladığımı anlarsa sırf bana tepkisinden olacak şey olmaz, ben sana söyleyeyim. İyi de yani hani böyle birden karşısına mı çıkayım? Yoo, ben senin için Pelin'in ofisinden randevu aldım. Maşallah çakı gibisin ama ve sağlıklı beslenmek istiyorum. İşte ileriki 5 yıldan korkuyorum falan gibi laflar söylersin, tamam mı? Korkmuyorum ki yani, ben spor falan da yapıyorum zaten. Canım herkesin kendine göre bir fazlası vardır Doğan. O da doğru. Yani işte öyleydi böyleydi falan derken bir kahveye davet edersin. Artık ondan sonra da hayırlısı. Heyecanlandım. Hadi bakalım. Videolardan anında haberdar olabilirsiniz.